Şimdi Muhammed'i çağıralım. Evet. Onunla biraz sohbet edelim. Önce Muhammed'i alalım. Ondan sonra VTS'ini. Çünkü Muhammed çok heyecanlı. Sabahtan beri onunla konuşuyorum. Ya. Televizyona ilk kez çıkacak. Oh ne güzel. Kocaman alkış istiyorum. Muhammed Halil Yazar. Muhammed Seyfa abim tanıyor musun? Yo. Merhaba. Merhaba. Muhammed ders çalışmaktan bir şey yapamadı ki geçen sene. Evet. Ne hep güzel ders ama. Çalıştı. En doğrusunu yapmışsın. Seni tebrik ederim. Hem çobanlık yaptı. 14 yaşında. 14 yaşında da bayağı boy da iyi ya Muhammed. Çobanlık yapınca boy da atıyorsun. Çobanlıkla boyunla alakası var Muhammed? Süt içiyorsun. Doğru söylüyor. Süt, doğal oksijen. Orada mis gibi o peynirler. Bana da peynir getirmiş. Keçi peyniri getirmiş. Diyor ki en güzel süt şey diyor peynir diyor keçi sütünden olur diyor. Evet onları da şey yapabiliriz. Bana keçi sütünden peynir getirdi köyden bal getirdi çok kardeşim. Güzel. Hoş geldin İstanbul'a. Hoş bulduk abi. Önce seni bir tekrar hatırlamalar için şöyle bir VTR'miz var. Bir buyurun Muhammed neler yapmış ondan sonra canlı canlı bize anlatacak nasıl yapmış bu Türkiye ikincisi nasıl olmuş. Elazığ'ın dağlarında çobanlık yapan Muhammed Halil Yazar'ın ayakta alkışlanacak başarı öyküsü. Babasının keçileriyle dağ bayır gezdi. Ders kitaplarını bir an olsun yanından ayırmadı. LGS Türkiye ikincisi oldu. Muhammed Halil Yazar. Elazığ'ın dağlarında başladı onun başarıya uzanan öyküsü. Hayvancılık yapan ailesine destek olmak için çobanlık yapan 14 yaşındaki Muhammed Halil Yazar, okulunu ve derslerini hiçbir zaman aksatmadı. Her yıl yaylada ailesiyle birlikte çadırda kalan Muhammed hem çobanlık yaptı hem de ders çalıştı. Keçi sağımından peynir yapımına kadar her işi yapan Muhammed, emeklerinin karşılığını almak için girdiği liselere geçiş sistemi sınavından 494 puan alarak Türkiye ikincisi olmayı başardı. LGS Türkiye ikincisi olmasında ailesinin ve öğretmenlerinin çok büyük desteği olduğunu söyleyen Muhammed Halil Yazar, başarıyı elde etmesindeki önemli sebeplerden birinin de yaşadığı bölgede doğayla iç içe olması olarak nitelendiriyor. Muhammed, bir kere tebrik ediyorum seni kardeşim. Teşekkürler. Gerçekten çok zor bir işi başardın. Sadece kendin çalışıp, hani birçok insan böyle özel dersler alıp dershanelere gidip yapamadığı şeyi Muhammed demek ki insanın içinde olması gerekiyor değil mi böyle bir şey? Doğru. Nasıl çalıştın? O çobanlık yaparken o aralarda nasıl ders çalıştın? Şimdi abi hep çobanlık keçilerin yanında olmadım. Evde olduğum zamanlar da oluyordu. Kışın artık keçilerin doğum zamanı oldukları için okuldan geliyordum. Ondan sonra ders çalışıyordum biraz. Gidiyordum ondan sonra ahıra. Orada keçilerin doğumlarına babaanneme yardım ediyordum. O oğlakları emziriyorduk. Ondan sonra tekrar geliyordum. Bir banyomu yapıyordum. Kitap okuyup bir konu tekrarı yapıp yatıyordum. Şeyde işte yaylada olsun. Yazın yayladaydım 7. sınıfın hazırlığında. Yaylaya gitmiştim. Konu anlatım kitapları vardı. O kitaplardan okuyup konuları anlıyordum. O test almıştım, çözüyordum. Kitap okuyordum. Böyle yaptım. Peki seni motive eden şey neydi? Motive babam şey almıştı. Galatasaray Lisesi var ya onun bir fotoğrafını asmıştı bizim şeye. Odama asmıştı. Babaya bak. Oo bak şey gibi. Fatih Terim gibi valla. Helal olsun. Şeye soyunma odasına bir şey yerleştiriyorlar ya futbolcuları motive etmek için. Evet. Hani buraya kazanacağım, buraya kazanacağım diye. Babam, annem motive ediyordu. Sen yaparsın, çalışırsın diyordu. Zaten annem hep üstümde duruyordu. Hiç dışarı çıkmıyordu. Piknik olsun falan olsun misafir kabul etmiyordu. Hep benim üstümde duruyordu. Annemin de büyük bir şey. Öğretmenlerim zaten diyordu sen yaparsın kolaydır diyordu. Sana güveniriz. Yani öğretmenlerin ailem bana motive oluyordu. Peki bu sadece o son sene çalışman değil değil mi? Sen bunu herhalde 5. 6. sınıftan itibaren böyle zaten programlı çalıştın. 5. sınıftan beri hedefim zaten var. O hedefi önceden belirlemiştim zaten. 8'de böyle çalışacağım, öyle yapacağım. 5'ten beri 7'de de artık şeye yavaş yavaş o pozisyona giriyordum. Harikasın ya.
Harikasın valla. Maşallah. Peki öğrendiğinde o LGS'de ikinci olduğunu neler hissettin? O şeyi babanla birlikte mi, annenle birlikte mi baktın sonuçlara? Vallahi abi ben de çok da şey böyle sevinmedim de. Nasıl sevinmedin? Zaten şey ya çok değil ha. Biliyordum zaten, diyordum yaparım. Sınava girdiğimde Türkçe çok zordu. Türkçeyi yaptım, sınavdan çıktığında tamam dedim. Bu iş tamam. Yaptım, çok da şaşırmadım. Özgüven maşallah. Aferin sana. Aferin sana. Peki buradan senin gibi böyle LGS'de başarılı olmak isteyen gençlere tavsiyen ne? Mesela bu sene de bir sınav var. Benim de yeğenim de şimdi onu dershaneye yazdık. O da bu sene LGS'ye girecek. Çok çalışıyor şu anda kazanmak için ama senin tavsiyen ne? Sen hep ders mi çalıştın? Arada mesela dinlenirken neler yaptın? Kafanı boşaltmak için neler yaptın? Şey abi şimdiki yeni LGS adalarına yaz bitti. Umarım şey yapmışlardır. Yazın ki çok kitap okumuşlardır umarım. Ne kitapları okuyorsun? Ben dünya klasiklerini okuyorum. Dünya klasikleri. En son neyi okudun mesela? En son... Ya Don Quixote okumuştum galiba. Aferin sana ya. Don Quixote. Aferin sana. Kitap okusunlar değil mi? Bol bol yani kitap bol okusunlar. Bol bol kitap okusunlar. 8'e geldiklerinde 8'de tam tersi. Daha kitap okumayı bıraksınlar. Bol bol test çözsünler. Güzel. Ama bence Alişan abi hayvanlarla uğraşmanın da büyük bir etkisi vardır. Değil mi? İnsana böyle bir stres şey yapar. Atıyor. Rahatlatır. Gerçekten, bir stres evet. Atır. Doğru. Bence çok şanslısın. Hayvanlarla doğal iç içe olmak insanın ufkunu açıyor. Peki ne olmak istediğini biliyor musun? Ne olmak istiyor? Söyler misin? Yapay zeka. Bilgisayar mühendisliği. Ya. Harikasın. Robot. Ben senin isteyip de başaramayacağın hiçbir şey olduğuna inanmıyorum. Eminim ki çok güzel yerlerde olacaksın. İstediğin hayatı yaşarsın umarım. İnşallah, inşallah. Peki şimdi annen, baban hepsi şimdi geldi mi? İstanbul'da mı hepsi senin için? Hepimiz İstanbul'dayız. O bizim bütün ihtiyaçlarımızı karşıladı. Ne güzel. Sponsorumuz oldu. Burs veriyor sana. Burstan ziyade burstan da fazla. Bizim ev kiramızı tuttu. Bizi İstanbul'a yerleştirdi. Bir helal olsun. Ev kiramızı bile... Böyle gençlere destek olmak hepimizin görevi. Kesinlikle. Bak o ablan da senin elinden tutmuş. Bundan sonra artık zaten sen en zorunu başarmışsın. Şu anda en kolay yerindesin. Okul bugün açılıyor. Okul açıldı bugün. Bugün açıldı. Bundan sonrası için artık biz de senin takipçin olacağız. Tamam. Bir, lise 1, 2, 3, 4. Ondan sonrası üniversite. Hangi üniversiteye gitmek istiyorsun mesela? Vallahi bir üniversite. Yurt dışında mı, burada mı? Türkiye'mizde çok güzel üniversiteler. Düşünmedim de artık şeye geldiğinde, üniversiteye yaklaştığımda düşündüm. 5 yıl, benim lisem 5 yıl. İlk sene hazırlık. He daha bu sene hazırlık. Ondan sonra 4 sene daha okuyacaksın. 14, 19 yaşında üniversiteye gireceksin. 19 yaşında artık üniversiteye gireceğim. Helal olsun. Peki kardeşin var bir de? Kardeşim var. O kaç yaşında? O 4 yaşında. 4 yaşında. Onun nasıl şeyi derslerine verdi? Daha ufak ama. Evet. O seni mesela görünce böyle ders çalışırken falan. Vallahi abi o hep dışarıya gidiyor. O daha küçük ama. Ona da artık sen abilik yapacaksın. Onu da sen edeceksin. O çok böyle derse hevesi yok ama zekidir.